Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün genel bir temizlik yapıyorum. Elbise askısı ve çorapla hiç temizlik yaptınız mı? Bunları hangi alanlarda kullanabiliriz? Ben hangi yerlerde böyle bir temizlik yapıyorum? Videonun içeriğinde bunu anlatacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi içeriğime başlıyorum. Mutfağı süpürürken, temizlik yaparken mutfakta bazı alanlara ulaşamayız. Süpürge ile böyle süpürürken beyaz eşyaların alt kısımları özellikle buzdolabının, bulaşık makinesinin veya çamaşır makinesinin veya mutfak dolaplarının altını tam olarak temizleyemeyiz veya silemeyiz, süpüremeyiz. Sübürgenin paspasın mopun ulaşamadığı bu yerleri sizler Nasıl temizliyorsunuz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz Sizlerde kendi yöntemlerinizi Yorumlar kısmından yazarsanız Birçok kişi faydalanmış olur Banyoda ulaşılmayan yerleri de şöyle göstermek istiyorum Özellikle böyle duşa kabinin kenar kısımlarında ulaşamadığımız yerler olabiliyor Veya banyo dolaplarının Üst kısımlarında bu şekilde olabiliyor benim banyomun dolaplarının üstü de böyle ulaşılmaz. Bu kısımları şimdi askı ve çorapla temizleyeceğim. Mutfaktaki alanlar daha dar olduğu için burada tül çorap kullanıyorum. Farklı alanlarda farklı çoraplar kullanıyorum. Tül çorap daha ince olduğu için daha dar alanlara rahatlıkla girebiliyor. Metal bir askının üzerine tül çorabımı yerleştiriyorum. Çorabın kuru olması gerekiyor. Islak olduğu takdirde tozlar, kirler zemine yapışır ve temizlenmesi de zorlaşır. Şimdi temizliğime başlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Dikkat ederseniz ben metal yani ince bir askı tercih ettim. Çünkü buralar oldukça zorlu bir bölge. Temizlemesi zor ve çok dar bir alan. Dolabın alt kısımlarını temizleyerek başladım. Gördüğünüz gibi orada tozlar, kirler birikmiş durumda. Mutfak dolaplarını tabii ki yerinden oynatmak mümkün olmadığı için bu şekilde bir yöntem izliyorum. Süpürdükten sonra bir de silme işlemi uyguluyorum. Çorabı yıkayarak da yapabiliriz veya farklı bir çorap da kullanabiliriz tercanlı su ile çorabı yıkadıktan sonra askının üzerine tekrar çorabı geçiriyorum ve bir kez de o şekilde silme işlemini uyguluyorum Bu işlemi yaparken ben eski çorapları kullanıyorum yırtılmış veya teki kaybolmuş çorapları kullanabilirsiniz böylece onlardan da tasarruf etmiş olursunuz faydalanmış olursunuz çıkan bu pislikleri de şöyle süpürgeyle süpürüyorum. Mutfaktaki işlemimi bitirdikten sonra da banyoya geçeceğim. Şimdi beyaz eşyaların alt kısımlarını temizleyeceğim. Öncelikle buzdolabının daha sonrasında bulaşık makinesinin ve diğer eşyaların alt kısımlarını da temizleyeceğim. Şimdi buzdolabını da şöyle göstermek istiyorum. Burası daha rahat Buzdolabını tabii ki arada bir çekerek arka kısmını temizleyebiliriz. Buzdolabı mutfak dolabı gibi değil. Yani yeri sabit değil. Dolabı çekerek de arka kısmını temizleyebiliriz. Fakat böyle acil durumlarda, yani işimizin çabucak olması gereken durumlarda bu işlemi mutfakta uygulayabiliriz. Şimdi banyoya geldim ve aynı işlemi banyoda yapacağım. Temizlediğiniz yerlere göre farklı çoraplarda kullanabiliriz tabii ki. Daha kalın bir çorapta tercih edebiliriz. Ayrıca silme işlemi yaparken de havlu çorap kullanabiliriz. Daha güzel temizleyebilmesi için şimdi bu dar alanı böyle temizleyeceğim. Oralarda da tozlar birikmiş durumda. Önce tozlarını alacağım. Daha sonra farklı bir çorapla deterjanlı su yaparak silme işlemini gerçekleştireceğim. Uyguladığım bu işlemi sadece birkaç yerde göstermeye çalıştım. Tabii ki evimizin farklı yerlerinde de böyle ulaşılması zor alanlar vardır. Örneğin yatak odalarında, yatakların altında bu şekilde ulaşılması zor olabiliyor. Orayı da bu şekilde temizleyebiliriz. Bugünkü videomunda yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.